Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Kasa'nın 42. bölümüne hoş geldiniz. Ve şu an yanımda kimler var? Ben Engin varım. Ben varım. Sinan var. Engin var. Engin Engin. Engin. Sesinden de anlayacağınız üzere bir de Big Boss Cursor var. Bir de hello. Bir de Garavel var. Dört değil, Garavel. Engin. Engin Engin. Abi kafayı yaktım ben Tomcraft araştırmalarıyla uğraşmayayım benimle. Ay, hediye getirdim sana bir tane. Garavellerimizi sende çeviriyoruz. Umarım bir diamond falan da elde edebiliriz ya. Hiç başıma gelmedi. İki tane gold nugget'ım var. Gold nugget bana da çok düştü de o şey işini bir türlü çözemedim daha da. Evet, bunun dışında yaptığım ufak bir değişikliğe girmeden önce bir şey yapacağım. Bir moda gireceğim. Sync. Sync için bana neler lazım? Shell storage, shell constructor. Emerald lazım. Emerald var. Sıçıyorum Emerald. Senden 3 tane lazım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Glass'ım kalmadı. Ben bu oyunu bozarım. Sinan gel bana yardım et de şu infüzyonu kıralım. Engin. Evet. Kalmayan şeyin glass olmasına ne diyorsun? Çok normal. Bende 100k var. Yay. 3 tane sink korumuz hazır. Ardından block of iron. Bir adet gerekecek. Hatta dur, 2 tane gerekecek. Ben buradaki sahneyi açık hayal ettiydim ya. Evet. Shell constructor'ımız hazır. Bunun sıra... Hadi ya. Black. Ben bir bölüm upload edeyim bari. Et et. Hazır interneti kullanmıyorum. Ya bizim rendering dersinde render aldım ben. Diğer taraftan Jolly Crafter renderlarını alıyorum. Burada biz kalemle render alıyoruz yani çok. Yani enteresan. Attım bilgisayar arkaya. Hoca bir de soruyor bu ne diye. Dedim hoca sorma. Karışmasın. Iron bar. Iron bar. Iron bar. Iron bark. Neyse, shell constructor'ımız hazır. En son kaç upload ettim ben ya? Altıyı. En son kaçıncı bölümü yayınladı unuttum ya. Greyinci bölümü. Şuradaki tuvaletleri silebilirim. Bunlar tabii steklenmiyor. Bunlar da steklenmiyormuş. Şimdi bana ne lazım? 3 tane Safari Net. Inventory'm şu an stacklenmeyen şeyler yuvası. Evet, 6. bölümü. Demişim aslında.
Köfte senin yaptığın elevator sistemini 7. bölümde yapıyorum şu an. Oo güzel. Halbuki senden 2 hafta önce yaptım ben onu. Böyle bir ilginç durum var işte. Evet, şimdi benim ne bulmam lazım? Dağımız. Ve dağımız. Hayır, Skeleton, sana ihtiyacım yok. Bir de bana leash lazım. Leash nasıl yazılıyordu? Tabii onu hatırlamıyorum. Doğal olarak. Lead'miş. Leash nereden çıktı lan? Beast. Ha. Şimdi Shell Constructor. Bu şekilde şunları koyalım. Ve olay nokta. Yerine oturmayan bir dağımız. Tam oturtmamız lazım. Ha. Lanet. Dağımız gel. Ah. İlla post lazım. Ay ay. Dağımız gel. Gel dağımızcığım. Yapsaydım bir Golden Lasso. Var mı bende? Bende. Kapattın mı? Evet. Ki zaten Safari Hesabını Net net. var. Safari Net var, Nasıl? onu kullandım. Yerine oturtmak sıkıntı. Niye yerine oturacak? Sync'e giriyorum ben şu an. Peki. IQ Onu biliyorum, evet. Hani IQ modunda ne aranmaz? Mantık. Adam mantık deyince ne gera var diyor. Hani Ne de adamın buton. gigawatt diye enerji sistemi var. Adam mantık deyince ne gera var diyor. Gigawatt diye enerji sistemi geliştiren adamdan ne bekliyorsun? Sorsam bir koz ayken der. Enerjiyi de domuzdan elde ediyorsun. Bu da oturmadı. Hayatımın en uzun süren tuvalet tasarımı bu olabilir. Gerçekten olabilir. İçeri girdikten sonra... Oo, yeter. Ağza Burası sıçtığımın kapalı. pigleri. Ha. Havalandırmayı unuttuk. Pencere yok tuvalette. Haydi.
Bunu çok saçma bir biçimde oturttum. Ben penceresiz tuvalet yaptım, ne diyorsun sen? Domuzla çalışan makine yaptım. Sohbet. Çalışıyor mu? Evet. O zaman sıkıntı yok. Porsiyonun kısmını mundar ettik. Ses kesildi. Ben mi koptum acaba? Evet, ben koptum. Hemen geliyorum. Evet ve pigilerimizi yerleştirdiğimize göre sanırsam boş bir eleydi. Buna sağ tıklıyoruz. Bu arada kurtla da yapabilirsiniz fakat bir pig kadar epik durmaz. Tarararam. Dağımız. Ve gördüğünüz gibi şurada benden bir tane oluşmaya başlıyor. Evet, kendi klonumu yapmaya başladığıma göre aşağı iniyorum. Ve ikinci bir makinemizi yerleştirmeye başlıyorum. Bu da Industrial Grinder. Jura'ya ve bir de Jura'ya yerleştiriyor. Sonra bize casing istediğini söylüyor. Biz de onu kırmıyoruz. Casing'i veriyoruz. Değil mi Salih? Salih? Sinan? Geri döndüm. Ben geri döndüm. Ha. Salih burada mı? Ben buradayım. Sinan burada mı? Buradayız. Türkçe yok. Evet. Ve bunun gazingleri de tamam. Grinder nedir diye soracak olursanız, Industrial Grinder nedir diye soracak olursanız, Macerator'ın upgrade edilmiş hali diyebiliriz ya da Rock Crusher'ın. Sadece ore'ları işliyor, onu söyleyeyim. Bir de bazı özel taşları. Mesela bunun yanı sıra olmam. Başka ne elde ediyoruz? Şimdi bunu kullanmak için bize dustlar lazım. Katalizör lazım. En ön tanımlı katalizörümüz su. Evet ve geri geldik. Tamam, bunu koymuştuk zaten. Şimdi bize katalizör lazım. Drain. Sen ne istiyorsun Drain'ciyim? İki alüminyum plate ya da iki iron plate ve iron bar. Kendime 3 tane plate drain yapayım. Bu kaldırmıyor çünkü overclocklarımız düzgün değil. Denver. Sen yapılır. Ben şunları da o zaman şunun içine atayım. Bir bakalım drain ne kadar EU tüketiyormuş. 16 EU. Doğal olarak buradaki yavaş yapılacak. Bronze fluid pipe, tabii ki de. Şimdi gelelim drainlere. Bir tanesi hazır.
Lanet bunun olmasından nefret ediyorum. Tamam. Güzeldi. Kayra server'ında şu an durum nasıl? Ben tamam craft'ı bitiriyorum. Sinan sen ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Ne güzel. AFK mısın server'da? Elbette. Her zaman gibi. Yani. Aa evet. Bunu unutmuşuz. Direkt aktaramıyoruz. Drain gerekiyor. Bir saniye. Şöyle bir arkadaş deneyeceğim. Tabi drainleri alta koyabilirsek alta koyacağım da. Bu şekilde gene olmuyor. O zaman mecbur. Şöyle bir şey yapacağız. Stripler. Tamamdır. Bu yeterli. Hatta dur. Şunu da lazım. O zaman siz strip değil de moch yapalım. Envision crafting tamamdır. Oh yeah. Şimdi bana Wand of Equal Trade lazım. Yani Wand Focus. Görüntü için şunu da koyalım şöyle. Birinci kova. İkinci kova. Tamam. Su doluyor. Tabii diğerleri için transport zımbırtısını yapmam gerekecek. Bu da geçici bir şey. Şu an sadece suyla işleyeceğim birkaç bir şey işleyeceğim. Mesela dur. Uranyum. Sen neyle işlenebilirsin? Senin özel katalizörün var mı? Yok. Bu da demek oluyor ki... Şu an uranyumu işlemeyeceğim. Çünkü... IC2'dan önemli bir şey craft etmem lazım. Uranyumu işlemek için. Nedir bu? Engin? Crafting table. Hayır. Craft etmek için lazım. Hayır, IC2'dan bir şey craft etmem gerekiyor. Şu an. Uranyum işlemek için. Centrifuge değil. Bilemedim ki köfte, ben Kayra'ya fena sardım. Unuttum her şeyi. Kayra'da da aynı şey lazım ama. Bir saniye ya. Atomic Sanctum'dan bakayım ben de. Şu an izleyiciler gayet sana gülüyor olabilir. Ya da gülmüyor da olabilir. Bir saniye. Hazmat suyu mu? Tripler. Pisiye ya. Terbiyesiz.
Ya abi yine mi kırdın bu kartı diyor ya? Ne zorun var kartıkla ya? Adam bu kadar... Geber lan. Ne oldu? Ya burada karpuz blok var. Eş burada bana tohum kıraatı alanı yaptı da. Evet. Bir de bir de gelip kırıp gidiyor Sinan. Kim? Sinan. Neden? Gıcık. Yalan, iftira. Bunlar hep montaj. Engin. 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 Ha. Nasıl gidiliyor şey 5. şey? Nexus da abi The Gır kitabının yanında kitap var. Tamam kes. O zaman armor standimizi de yapalım. Ha bu Tinker's Construct'ın exo armor şeyleri ne? İğrenç abi onlar. İğrenç. Açıkçası iğrenç abi. Ben nasıl demedim, ne dedim? To şey, armor. Yani açıklamalarınız o kadar mükemmel ki üst seviye oldukları için anlayamadım gerçekten. Bu arada burada et havuzu var. Çok iyi ya. Sıvı etin içinde yüzüyorum. Oo. Hayallerim. Üstüm kirlenir ya. Hiç güzel değil. Evet ve buraya bunu koyuyoruz. Eğer shift'le sağ tık yaparsak F5 yaptığımızda şöyle bir görüntüdeyiz. Evet. Bu. Aha. Ve şimdi de Gold Cable. Olmazsa olmazımız. Jetpack olmadığı için uçamadığımı... Oy bir saniye. Ha tamam. Bunlara enerjiyi bağladığımıza göre ufak bir göt korkusu sardı beni. Yanlış elektrik, şu an kafam biraz dağınık, o yüzden yanlış elektrik vermediğime emin değilim. Patlarsa biri patlasın diye. Tabi uranyumu inventory'me almam lazım. De bana conveyor modül ver. Uranyum. Conveyor modül craft ediliyor. Iron chest yeterli olur. Conveyor modül. Gel buraya. Screwdriver da lazımdı değil mi? Screwdriver. Koşamamak tuhaf bir duygu. Evet. Gördüğünüz gibi işliyor orlarımızı. Bir uranyumdan elde ettiklerimiz bunlar. O zaman şu conveyor. Bu arada neden bunları giyiyorsun diye soracak olursanız... Aa! Olmadı.
Linç. Neyse ama gene de giyin. Radyasyon zehirlenmesi yaşayabiliyorsunuz. Aham. Şimdi senin ne yapacağız? Şimdi ne olarak işleyelim seni? Termal santrifüjden geçirirsek evet, platinum. Sonra Universal Macerator'dan geçirdiğimizde bir adet sorunum. Uranyum dust'ını elde ediyor bize. Uranyum. Evet. Kompresöre soktuğumuzda uranyum 338 veriyor. Bunun yanında bir yandan da centrifuge'den geçirirsek uranyum 235. Uranyum 235 bize lazım. Uranyum 235'e eşit elde edelim. Başka yolu. Bakalım. Uranyum 235'i elde etmenin tek yolu uranyum dustları mesela uranyum işleminin yollarına bakalım. Bu boru sağlam mı? İyi boru. Kapar mısın? Kapa. Sinan. Kapattım. Çekimdeyim. Özür dilerim. Evet. Neyse. Crushed ore olarak işlersek termal santrifüje koyduğumuzda uranyum. Ha, tam o değişmiş. Neydin sen? Bu arada uranium ingot. Evet. Nükleer fuel'ımız bu. Evet. Uranium 235 nugget'ımız. Gerekecek bunun için. Kısacası yapacağımız şey şu, otomatik olarak bir kısmı işlenecek, bir kısmı da bir kısmı direkt uranyuma dönüşecek o olarak kalacak, diğer kısmı uranyum 235 olarak işlenecek. Bu. Evet. Tamamdır. Çok fazla kasmaya gerek yokmuş. Bu kadar basit. evet. Tamamdır. Uranyumlarımız da hazır olduğuna göre ben yukarı bakalım, kulonumuz olmuş mu? Evet olmuş. O zaman ne yapıyoruz? Shell storage'ımızı alıyoruz. Ve tabii buna redstone vermek gerekiyordu. Hemen verelim. Dört, gel. Redstone gel. Sen gel. Tamamdır. Eğer içine girersek... giremedim. Buradan gidiyoruz. Ve... Şu an kendimi klonladım. merhaba ben.
Ve eğer bu şekilde ölmeyi başarırsam eğer ölmeyi nasıl başarabilirim diyecektim. Karşıma güzel bir seçenek çıktı. Peki bu arkadaşı nerede kullanacağız? Aya benim yerime bir adet klonum gidecek. Ah, ölemedim. Evet, parçalandık ve bunu hala canlıyken görmek ilginç oluyor cidden. Evet. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler diyeceğim de önce bir şey göstermeliyim. Yatak yok. Buralarda hiç yatak var mı? Yok. Neyse, buna yatakla sağ tıklarsanız default, yani öldüğünüzde mutlaka bundakindeki klonunuza gideceksiniz. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köselerin günler, iyi eğlenceler.